Herkese merhabalar, Arka Bahçem kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Etimek tatlısı yapıyoruz. Buyurun, yapımına geçelim. Etimek tatlısı için 35'e 25 ebatında bir borcam kullanacağım. Borcamın içerisine 12 adet etimi yerleştirdim. Şimdi hemen şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu alıp güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağa alıp kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kadar orta ateşte kaynatalım. Şerbeti 3 dakika kadar kaynattım ve hiç soğutmadan henüz çok sıcakken etimeklerin üzerine gezdiriyorum. Bütün etimekleri bu şerbetle ıslattıktan sonra kenara alacağım ve hemen muhallebisini hazırlamaya başlayacağım. Şerbet miktarı gözünüze fazla gelebilir ama fazla değil tam denk geliyor. Bütün şerbeti etimeklerin üzerine gezdirdikten sonra şimdi hiç beklemeden muhallebi hazırlamaya başlıyorum ailevi olarak klasik bir tavuk göğsü yapacağım. 125 gram tereyağını uygun bir tencereye aldıktan sonra tereyağını eritiyorum ve içerisine bir su bardağı un ilave edip 3-4 dakika boyunca unu güzelce kavuruyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak unumuzu kavuralım. Unun yanmamasına dikkat edelim lütfen. dakikadır unumu güzelce kavurdum ve istediğim kıvama geldi. Unumuzun bu kıvama gelmesi gerekiyor. Bu kıvama geldikten sonra hemen ocağın altını kısıyorum ve içerisine 1 litre soğuk sütü ilave ediyorum. Sütü ekledikten sonra içindeki kaşığı çıkarıp bir çırpma teli ile karıştırmaya devam edeceğim. Biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı toz şeker ilave edip ocağın altını açarak sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Pişirirken orta ateşte pişirelim. Çok yüksek ateşte pişirmeyelim. Muhallebimiz katılaşmaya başladı. Dilerseniz etimeklerin üzerine pastacı kreması da yapabilirsiniz. Ama bu tarifi bu şekliyle mutlaka deneyin. Gerçekten hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Muhallebi bu kıvama geldikten sonra artık içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. E, muhallebimiz için gerekli olan bütün malzemeler bu kadar. E, muhallebimiz göz göz olmaya başladıktan sonra ortalama 1 ila 2 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağız. Muhallebi ocaktan aldım, tekrardan karıştırıyorum ve üzerinin kabuk tutmaması için bir streç film yardımıyla kapatacağım ve iyice soğuduktan sonra işlemlere kaldığım yerden devam edeceğim. Tabi dilerseniz e, muhallebiyi soğutmadan da et üzerine dökebilirsiniz ama muhallebiyi soğuttuktan sonra mikserle çırptığımız zaman ipeksi bir kıvama geliyor ve muhteşem bir görüntüsü oluyor. Sizlere tavsiyem mutlaka soğutun. Mikserle çırptıktan sonra et buluşturun. Muhallebim soğudu. Şimdi 3-4 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde güzelce çırpıyorum. Daha sonra da et üzerine dökeceğim sanki pastacı kreması yapmışçasına muhteşem bir kıvamı oluyor dakika boyunca muhallebiyi çırptım ve istediğim kıvama geldi kıvamını görüyorsunuz ipeksi bir kıvamı var hiç beklemeden etimeklerin üzerine döküyorum ve her tarafına eşit bir şekilde bir spatula yardımıyla yayıyorum daha sonra buzdolabına alıp en az 3 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz e, mümkünse bu tatlıyı bir gece öncesinden yapın bu tarz tatlıları bir gece öncesinden yaparsanız sonucu çok daha iyi olacaktır ama vaktiniz yok yoksa en az 3 saat boyunca buzdolabında dinlendirin. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Dinlenmiş olan tatlıyı buzdolabından alıp hindistan ceviziyle süslüyorum. Bu aşamada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta üzerine çikolata sos da yapabilirsiniz. Hindistan ceviziyle süsledikten sonra dilimliyorum ve şimdi sizlere kıvamını da göstereceğim. Gerçekten muhteşem oluyor. Bu tatlıyı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek mutlaka deneyin. Sonucunu benimle paylaşın. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler tatlının son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizlere fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Özellikle tariflerimi deneyen arkadaşlarımdan bir ricam var. Tarifleri denedikten sonra yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.